Borgate'i savuşturmak için işçi kesebilirdi. Ama işte bunlar belki birazcık daha ileri seviyelerde gördüğümüz daha evet, daha zor onların PvP biraz ezbere oynanan bir oyun zaten şeyde ileriki seviyelerde yani special taktik yapmıyorsanız eğer White Rock gibi çoğunlukla ezbere olduğunu söyleyebilirim evet, ama hatırlar White Rock'ın GSL Team bu ilk dünya takımı işte Kore takımına karşı evet, oynadı. Evet. MC'ye karşı bir maçında çok çılgın bir Warp Prism kullanımı evet, vardı. Evet. Gerçekten hani Special Tactics deyince hakkını veriyor Vaytra. Vaytra harika oynadı evet. Şimdi yine Siler ve Deniz maçının ikinci roundunda birlikteyiz. Şu anda bakalım acaba yine benzer bir build deneyecek mi Siler? Yoksa hani sütten ağzı yanan yoğurdu kaşıkla mı yiyecek? O da belki bir forget mi deneyecek? Bunu göreceğiz. Hızlı bir scout görüyoruz Siler'dan. Evet, scout gerçekten özellikle bu mirror matchuplarda çok önemli. Çünkü rakibinizin hani aynı ünitelerle oynayacağınız için kompozisyondaki en ufak farklılıklar bir tarafa çok ciddi avantaj verebiliyor. Kesinlikle. Ve bakalım bu erken scout'unu ne şekilde değerlendirecek Siler, bunu birazdan göreceğiz ve ilk gittiği bölgede bulacak Deniz'i. PvP'de scout hakkında şunu söyleyebiliriz, eğer ufak bir haritadaysanız ve rakibinizi biraz tanıyorsanız gate'den sonra da scout edebilirsiniz. Onun asıl nedeni şu, gate'den sonra scout ettiğinizde hem başlangıç için iyi bir ekonomik avantajınız oluyor. Hem de rakibiniz eğer çok cheeser bir tip değilse ve hızlı kanon rush ve benzeri şeyler yapmıyorsa ki onları o anında farkında olmasanız bile tutabiliyorsunuz eğer düzgün oynayabilirseniz. Son derece iyi bir seçenek ama büyük haritalarda 9 paylından direkt scout rakibinizi tabi gereğin zamanında yakalamak için önemli. Evet, Serkan hocam da dediği gibi şu anda Deniz Gateway'den sonra scout etmeyi tercih etti ve aslında herhangi bir kaybı olmadığı gibi aynı zamanda ekonomik olarak ufak bir avantaj da sağladı bu şekilde kendisine. Şu anda üretime baktığımızda birbirinin aynı görüyoruz ikisini de. Fakat Deniz'in çok az geriden geldiğini görüyoruz. Bu neden kaynaklandı bilmiyorum ama hem nüfus hem işçi üretim anlamında Siler'in çok küçük bir avantajı var. Tabii bunlar toplana toplana oyunun ileriki aşamalarında daha ciddi avantajlara dönüşebilir. Bunu göreceğiz. Ve şu anda ikinci gözünü aldığını görüyoruz Deniz'in. Yoksa roller değişti mi Serkan hocam? Ne diyorsun? Şu anda Siler tek gaz oynuyor. Deniz ikinci gazını alıyor. Belki de Deniz'den hızlı bir tek göreceğiz. Evet, forgate olabilir. Uygundur yani. Belki ileride yani forgate olur. Bu kadar uzun süre tek gazda beklemesi zaten çok iyi. Evet, ikinci gazı şu anda attı. Buradan Twilight ile Blinkstalker ve benzeri şeylerde belki bekleyebiliriz. Evet, şu anda Deniz'in pardon. Gereksiz bir heyecan yaptık. Kendi base'iymiş. Bir an için Siler'ın base'inde olduğunu düşündüm. Evet. İlginç tarafı C'nin hala da tek gateway'de oluşu ve special tactics görüyoruz. Evet Serkan hocam, ne diyorsun Stargate oyunu PvP'de? PvP'de hızlı Stargate, hızlı Phoenix build'i demek. Hızlı Phoenix build'i robo açılışlarını tam counter'lar. Eğer rakibiniz robo şeklinde açılıyorsa hızlı Colossus ve gazı Colossus harcayacağınız için Stalker sayısının az olması demek. Bu anlamda Phoenix'ler hem Light üniteleri Zealot gibi hızlı kaldırabildiği hem de Mineral Line'a harass yapabildiği için oldukça iyi seçenekler. Ancak tabii bunu biraz blind yaptı bu Stargate açılışını değil. O nedenle şu anda Siler'ın Twilight Council seçeneğini tercih ettiğini bilmiyor. O yüzden hızlı Blinkstalker'lar sıkıntı yaratabilir onun için. Evet, şu anda zannedersem 3G Twilight Council bir Blinkstalker habercisi. Fakat bir daha Dark Shrine görüyoruz haritada. Evet. Dark Shrine
Dark Shrine biraz daha hızlı White Run'ın stiliyle bir gate üzerinden yapılabiliyor. Ancak şu şekliyle de aslında iyi. Hızlı bir şekilde... Kestim hocam ama Cider Improbe'u Deniz'in base'ine girdi. Phoenix'leri gördü mü görmedi mi açıkçası çok emin değilim. Bakıyorum evet. Stargate'i görmedi ama bir ihtimal Phoenix'leri görmüş olabilir çünkü probuyla çok yaklaştı. Eğer gördüyse bu çok olumlu olacak kendisi için. Buna hazırlıklı olması çok önemli. Ve ileri bir pylon attığını görüyoruz Cider'ın. Buraya Dark Shine'i biter bitmez hızlı bir şekilde Dark Templar warp edecektir diye düşünüyorum. Ve bu esnada Deniz'in Phoenix'leri de şu anda Cider'ın base'ine doğru ilerliyor. Mineral hattını hızlı bir şekilde hasara uğratacaktır. Ve görmediğini anlıyoruz Cider'ın. Evet. Çünkü şu anda herhangi bir ünitesini çekmedi bu bölge. Ve açıkçası Stalker olmadığı için çok zor durumda kalacak bunlara cevap vermekte. Evet şu anda bütün problemlerini çekmek durumunda kaldı. Evet. Saat 2 sentimetre Stalker'ı var. Oyun bu GG. Esnada Dark Templar'ın da sızdığını görüyoruz ve herhangi bir Dark Templar'a karşı detection yok Deniz'de. Ve Deniz de bütün problemlerini çekmek durumunda kaldı. GG ama hangi taraf için GG Serkan hocam? Çok şu anda karışık bir oyun. Büyük olasılıkla kaybedecek bu oyunu. Kazanması zor yani şey açıdan. Evet şu anda bir forge atmaya çalıştığını görüyoruz. Dark Templar şu an forge'a saldırmıyor. Aslında gateway'leri dövmesi bence şu an çok anlamsız. Yani evet Cider'ın büyük hata yapmadığı sürece şu anda oyun bitti demek mümkün. O forge'un neden bitmesine izin verdi anlamış değilim ama. Evet şu anda Dark Templar'lar hasar vermeye devam ediyor. Fakat Deniz'in bütün işçileri ve bütün ordusunu evet. Çekip şu anda bir all-in yaptığını görüyoruz. Sırf Stalker ve BT basarak kaldırabilirdi onu. Yani Stalker sayısı da çok az kaldı. Evet şu anda Sentry'leri öldürmeye çalışıyor. Bu Force Field'ları engelleyebilmek için Phoenix'leriyle. Son Sentry'yi de alıyor. Fakat açıkçası yeterli ordusu yok. Ve Dark Templar'lar çok hızlı bir şekilde kesiyor bütün ordusunu. Evet oyunu buradan çevirmesi gerçekten çok zor. Elinde ne varsa zaten kaybetti. Evet. Evet şu andan sonra BT'ler zaten bütün Grand Orders'ını temizledi. Sadece Stalker basarak Phoenix'leri uzak tutacaktır. Ki eğer öyle olmasa bile 500 mineral biriktirip başka bir yere tekrar Nexus atabilir. O nedenle. Evet, zaten bir Nexus'unu daha görüyoruz Cider'ın şu anda. Evet yukarıda var. Ve zaten Phoenix'lerin enerjisi de kısıtlı olduğu için çok fazla etkili olamayacaktır. Hafif bir BM mi gördük orada sanki? Evet gerçekten iki tarafta çok sıra dışı bir oyun sergiledi. Tabii böyle şey. Evet güzel oyun... eğlenceli bir oyundu. Hızlı bir oyun. Coin flip dediğimiz PvP'ler biraz build seçimine dayalı bir oyun oldu. Evet açıkçası iki taraf da scout anlamında hani Cider'ı birazcık daha etkin gördüm ben. Özellikle oyunun daha ilerleyen evrelerinde bir scout'u evet, yenilmesinin nasıl sebebi C'nin bahsettiğim gibi robo build'ine karşı yapılıyor genelde. Ama rakibiniz robo gitmezse eğer geri düşüyorsunuz öyle bir build'de. Bu nedenle biraz kör oynadığı için uzun süre. Evet tabi Dark Templar da çok böyle hani standart beklenen bir oyun değil. Protoss. Evet evet evet. Cider da Blink Stalker beklerken DT gitmesi ilginçti. Evet özellikle hani Dark Templar odaklı oyuncuların senin de söylediğin gibi Serkan hocam böyle bir tek gateway'den sonra hızlı bir şekilde Dark Shine'e çıktıklarını görüyoruz. Diğer gateway'lerini daha sonra ekliyorlar. Fakat Cider 3 gate attıktan sonra böyle bir teknoloji tercih edince açıkçası hani bir Blink Stalker düşüncesini çağrıştırdı. Fakat Dark Templar çok etkili bir seçim oldu kendisi için. Evet güzel bir maç izledik. Evet güzel de eğlenceliydi genel olarak. Bu arada bu yapımda sanırım bütün oyunları upload ediyorsunuz siz. Öyle bir görüntü var.